2020 Amerikan seçimleri sonrasında Trump'ın seçimi kaybetmesi üzerine Biden koltuğu tam devralma zamanı yaklaşırken Amerika'da bir Amerikan baharı başladı mı? Acaba başlamak üzere mi diye bir video yapıyoruz. Şu an izliyoruz. Bütün sosyal medya paylaşımcıları izliyorum, görüyorum. Herkes endişeli izliyor. Hatta bizim Dışişleri Bakanımız bile Amerika'da yaşanan olaylardan ötürü endişeliyiz. Bunu daha demokrat, uygun ve dostluk içerisinde bu olayı çözün diye açıklama yapıyor. Ya kardeşim sana ne ya? Ya şimdi yalakalığın sırası mı yani ya? Sana ne ya? Bütün dünya hani açıklama yaptı mı da yani? Bir açıklama gereği niye duyuyorsun? Adam hemen bu olaylardan sonra Türkiye nerede kaldı? Niye açıklama yapmıyor? Ben bu Türkiye'nin hani lafına göre mi hareket ediyorum diye senden açıklama mı bekliyor ya? Hani yırtık dondan çıkar gibi ne diye çıkıyorsunuz? Size ne ya? Bırakın yesinler birbirlerini. Size ne? Adamlar sizin bu açıklama yapmanızdan sonra diyor ki biz diyor darbeyle yönettiğimiz, valiyle yönettiğimiz ülkeler kalkmış bize şu anda akıl veriyor diyor. Biz ne yapıyoruz? Kendimize gelelim diye sizden ders alıyorlar. Size ne ya? Ne yapacaksınız? Hani derler ya, hani bir laf var. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar diye horoza sormuşlar. Horoz da ne demiş? Bana de demiş kim kimden çıkarsa. Bana ne kim gelirse başa. Bana ne? Ben öterim geçerim demiş. Yani bir deyişi ben kayar geçerim de demiş yani. Ben öter geçerim. Ötün geçin. Size ne yani? Tavuk mu çıkar, yumurta mı çıkar, kim kimden çıkar? Ne diye yani yalakalık yapıyorsunuz? Zamanım yani dostluk içerisinde endişeyle takip ediyoruz. Size ne yani? Ne yapacaksınız? Sadece bir endişeliyiz deyin ama ne amaçla dediğinizi de çaktırmayın. Adam dostluk, barış, size ne? Demokrasi içinde, özgürlük içerisinde, kanun içerisinde, çerçevesinde çözün diye. Ne yapacaksınız? Yorumunuzda ekliyorsunuz. Ne gereği var? Hani bir de atalarımızdan kalma bir laf var. Onu da bilirsiniz. Tam böyle rahat bir uyku uyuyacaktım ki o da komşunun eşeğini canavar yemiş. Ya bırak canavar mı yedi, yani aslan mı yedi, kaplan mı yedi, size ne, ne yapacaksınız? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Şimdi umre zamanı Amerika için. Şimdi umre zamanı. O ikiyüzlüler dünyada o kadar masum ve mazlum insanların hayatlarına sebep oldular ki ne? Öyle gözyaşları üzerinde saltanat sürebileceklerini, huzur içinde yaşayabileceklerini akıl etmesinler. Masumların ahı üzerine saltanat süremezsiniz. Bu Allah'ın şiddetine, gazabını, azabını gün gelir tadacaksınız. Hiçbir güç dünyada baki değildir. Siz hak ettiğinizi şu anda yaşıyorsunuz. Siz ne yaptınız zamanında? Yok Mısır'da darbe, yok Türkiye'de darbe, yok Irak'ta yönetimi alaşağıt, yok Libya'da öyle yap, yok Suriye'yi karıştır, yok Yemen'de, yok Afganistan'da, yok Venezuela'yı ele geçirmeye çalış, yok Katar'a hani bir el at, Katar'ı yani ele geçireceklerdi, Türkiye sayesinde yapamadılar. Kardeşim herkese yaptığını, bak millete batırdığın çuvaldız şimdi de döndü sana iğne olarak batıyor. Parlamento binasına girmişler. Kimileri darbe diyor. Kimileri müdahale edilecek diyor. İşler çığırından çıkıyor. Trump açıklama yapıyor evinize dönün diye ama el altından neler dediğini kimse bilemez. Büyük bir darbenin hani ayak sesleri mi diyelim? Hani diyorlar ya böyle bir laf var. Bu daha ne ki? Tufandan önce sessizlik, kasırgadan önce. Yani siz dünyayı aha boğarsanız, dünyanın ahını, mazlumların ahını alırsanız bu da döner dolaşır sizi bulur. Siz öyle güllük, gülistanlık, rahatlık içinde yaşayamazsınız. Bak Allahu Teala gönderdi virüsü. Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, ders almıyorsunuz, habire dünyada karıştıracak yer arıyorsunuz. Böyle ebedi kalamazsınız. Bunlar gibi güçlü devletler bile, gücünün zirvesindeki devletler bile elbet bir gün yere çakılacaklar. Bunlar dışarıdan olmayacak, içeriden kendi halkı tarafından olabileceğine şu anda inanıyoruz, görüyoruz. Ve bir şey daha, yani bu hani darbe olayı gibi oluyor yani, darbe neredeyse darbe diyecekler yani, bu bir sivil darbe olayına dönüşüyor neredeyse. Siz bütün dünyaya darbeyle, hani darbeyle yönettiğiniz için kendi satın aldığınız o sisiniz, o hani Kaddafi'yi indirdiniz, tamam, onu indirdiniz. Ondan sonra oraya bir tane kukla oturtturdunuz. Başımıza bela etti. Halife denilen bir 200'lü, ne oldu belirsiz. Bir yandan Amerikan vatandaşı, bir yandan Libya vatandaşı. Sisi aynı şekilde hem Amerikan vatandaşı hem Mısır vatandaşı. Senin darbeyle Venezuela'da da aynısını yaptılar. Muhalefeti desteklediler. Maduro ne yaptı? İkinci seçimi de büyük bir çoğunlukla kazandı. Yönetimi tamamen elin altına aldı da, yani biraz orada hani bir nevi rahatladı yani Venezuela. Katar'da da aynısını yapacaktı. Katar'da da yapıyordu. Türkiye sayesinde yapamadı. Türkiye'de de yapıyordu. Allah'tan halk sokağa çıktı da yapamadılar. Ne oldu? Bütün dünyaya darbeyle, sopayla hükmedersen o darbede, sopada döner, bir gün seni bulur. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bu bumerang döner gelir, sizi de vurur. Aynen. Dedik ya, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Şimdi umre zamanı. Hani diyor ya, Şafak Sezer'in filminde diyor ya. Şimdi umre zamanı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.